zorlama olduğunu samimiyet İnşallah. Kalkar. Evet. Onun için Cenab-ı Allah ayette şeytan Allah'a sığınırım, dinde zorlama yoktur diyor. Atanın Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor atanız. Evet. Hazreti İbrahim dini gibi kolaydır. Bak, kolaydır. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Münafıklar ne yapar? Dini zorlaştırır. Hurafeler içinden çıkılmayacak hale getirir. Sorduğunda da ben takvayım da ondan böyle oluyor diyor. Kolaylaştırdın mı da bak diyor sen dinde taviz veriyorsun. Evet. Allah diyor bize dini kolaylaştırmamızı Allah söylüyor bize. Ve Resulullah zaten dini kolaylaştırdı. Üzerinize diyor ağır teklif zincirlerini kaldırır diyor. Hı hı. Ayet bu. Teklif, ağır teklif zincirlerini. O ağır baskıları yani o ağır gelenekleri, ağır hurafeleri, ağır yasakları, hürriyetin kalkmış olmasını ortadan kaldırıyor diyor. Değil mi? Resulullah bize hürriyet getirdi. Neşe getirdi, sevinç getirdi. Adamlar da diyor ki yok diyorlar Resulullah'ın getirdiği sistem bizi rahatsız etti. Biz atalarımızın dinine uyarak size içinden çıkamayacağınız bir din sunacağız. Yaşayamayacağınız, fıtratınıza uygun olmayan bir din sunacağız. Bu dini diyorlar biz de yaşayamayacağız, size de yaşatmayacağız. Evet. Adam diyor ki ben yaşayamıyorum diyor. Kendi getirdiğim dini yaşayamıyorum diyor, sana da yaşatmayacağım diyor. Ve sonra da alay ediyor, bak yaşayamıyorsun, görüyor musun diyor. Sen boğuyorsun adamı zaten hurafelerle. Onun için Müslümanın en titiz olacak konulardan bir tanesi ağır teklif zincirlerini kaldırmak, hurafeleri ortadan kaldırmak, dini zorlaştıranlara karşı mücadele etmek, dinin kolay olduğunu insanlara göstermek. Çünkü sevgi kolay olmalı. Değil mi? Mesela bir çocuk gelip babasına gelip rahatça sarılıyor. Rahatça sevgisini göstertebiliyor. Sen onu bin bir türlü kurala bağlarsan, çocuk sarılmadan önce gel bir kayıt deftere kaydını yapacağız desen, değil mi? Sonra işte şurada üç kere şunu yapacağım, dört kere bunu yapacağım, ondan sonra babana gideceğim dersen, adamı felç edersin sen. Din kolaydır. Namaz kolaydır, oruç kolaydır, abdest kolaydır, sevgi kolaydır, dürüstlük kolaydır, samimiyet kolaydır. Samimiyet mesela son destekli bir şey. Zorlanıyor muyuz biz samimi olduğumuzda? Zorlanıyoruz. Dinlendiricidir samimiyet ya, acayip rahattır. Dünyanın en zevkli işlerinden bir tanesi. Tabii. İş demeyeyim de Allah affetsin, en güzel ruh hallerinden birisidir samimiyet. Kuş gibi hafiflersin samimi olduğunda. Böyle artistik pozlara girdin mi, samimiyetsizliğe girdin mi, birçok insanda görsün zırvalamaya başlar. Abuk subuk böyle sıkılırsın, adamın bir lafı bitseydi de gitseydim dersin.